Cemil bir yarışa hazırlanmak için bir arsanın çevresinde koşarak tur atıyor. Arsanın çevresi 300 metre olduğuna göre en az 2 mil koşmayı planlayan Cemil'in kaç tam tur atması gerekir demişler. Evet, en az 2 mil. Yani bir turun mesafesini vermişler 300 metre. 2 millik mesafeyi kat etmek için kaç tur atması gerektiğini de sormuşlar. İlk olarak her şeyi aynı birime çevirmek mantıklı bir hareket olur değil mi? Mesafe mil cinsinden verilmiş, arsanın çevresi ise metre cinsinden. O halde her şeyi metreye çevirelim. 2 mil koşması gerekiyor. 2 mili metreye nasıl çeviririz? 1 ee, milin kaç kilometre olduğunu biliyorum aslında. 1 mil yaklaşık 1,6 kilometre. Evet, 1,6 kilometre bölü... Mil. Güzel. Mil başına 1,6 kilometre. Şimdi önce mili kilometreye çevirelim. Sonra da 1 kilometrenin 1000 metreye eşit olduğu bilgisinden hareketle metre cinsinden değerini bulalım. 2 mili kilometreye çevirmek için çarpı paydada mil var. Evet paydada mil. Payımız da kilometre. Buradaki mille buradaki mil birbirini götürecek geriye sadece kilometre kalacak. Az önce yazdım. 1 mil 1,6 kilometreye eşit. 1,6 kilometre. 1 mil kat etmek demek 1,6 kilometre kat etmek demek yani. Böyle de yazabiliriz ama gerek yok. Evet artık çarpabiliriz. Neye eşit olur bu? 2 çarpı 1,6. 3,2 eder değil mi? Miller birbirini götürdü. Miller gidince geriye kilometre kaldı. Demek ki 3,2 kilometre boyunca koşması gerekiyormuş Cemil'in. Şimdi bunu da metre türünden bulmak istiyoruz. O halde 3,2 kilometreyi bu kez metreye çevirelim. Sonucu metre türünden istediğimiz için metreyi paya yazıyoruz. Payımız metre, paydamızsa kilometre. Böylece kilometreler birbirini götürecek. Bir kilometrenin bin metreye eşit olduğunu da biliyoruz. O halde çarpacağız. Evet mantıklı değil mi? Kilometreyi metreye çevirince sayının büyümesi gerek. 3,2 çarpı bin. Evet 3200 metre. Cemil'in kat etmesi gereken yol buymuş. Ve bu 2 mile eşitmiş. Şimdi bakalım kaç tur atması gerekiyor. Sonucu bu kez tur cinsinden istiyoruz. Metre cinsinden değil yani metrelerin birbirini götürmesini istiyoruz. Tur sayısını da paya yazıyoruz değil mi? Çünkü çarpma yaptığımızda metreler birbirini götürecek geriye tur kalacak. Şimdi bir metre kaç tur ya da bir tur kaç metreye denk demek daha doğru olacak ki bunu vermişler arsanın çevresi 300 metre yani her tur 300 metreye eşitmiş çarptığımızda metreler birbirini götürür ve eşittir 3200 farklı renkle yazayım eşittir 3200 yani bu çarpı 1 bölü 300. 1 ile çarpınca 3200 bölü 300 eder bu. Değil mi? Birimine metreler birbirini götürdü. Geriye birim olarak tur kaldı. Yani bu Cemil'in atması gereken tur sayısı. 3200 bölü 300. Şimdi şuna bir bakalım. 10 çarpı 300 kaça eşit? 3000 değil mi? Bu da bu sayıdan Birazcık daha küçük. Peki 11 çarpı 300 nedir? Bu da 3300. Demek ki bu bölme işleminin sonucu 10 virgül bir şeyler bir şeyler. 10'dan büyük olacak. Yani 3200'ü 300'e böldüğümüzde 10'dan büyük bir sayı elde edeceğiz. Ama 11'den de küçük bir sayı olacak. Yani bunu 300'e bölünce 11'den biraz daha küçük bir sayı bulacağız. Demek ki tur sayısının tam değeri 11'in biraz altındaymış. Yani 2 mil 11 turdan biraz kısaymış. Doğru soruya mı cevap arıyoruz şu an bakalım. En az 2 mil koşması için Cemil'in kaç tam tur atması gerekiyor? Kaç tam tur? Yani demişler ki tur sayısı 10 virgül bir şey bir şey bir şey çıkabilir. Bu sonuç bize 2 milin tam olarak kaç tura denk geldiğini anlatıyor. Ama bizden istedikleri kaç tam tur atması gerektiğini bulmamız. 10 tam tur yeterli değil değil mi? 11 ee, 11 tam tur atarsa evet o halde cevabımız 11 tam tur olacak. Tamdan kasıt baştan sona tamamlanan tur sayısı. Bu işlemin sonucu tam sayı değil. Bölünce 10 virgül bir şey bir şey çıkıyor. Merak ederseniz hesap makinesiyle veya elle de yapabilirsiniz ama bizim en az 11 tura ihtiyacımız var. Çünkü en az bu kadar mesafeyi kat edebilmek için atmamız gereken tur sayısının en küçük tam sayı değeri bu.